Evet, bu önemli bir soru. Şimdi çocukların öncelikle yaş ve gelişim düzeyleri bizim onlarla nasıl iletişim kuracağımızı belirliyor. Yani çok daha küçük çocuklarda bizim kuracağımız iletişim ve kullanacağımız dil yaşça daha büyük çocuklara göre mutlaka farklı olmalı. Çocuğun yaşı, içinde bulunduğu gelişim düzeyi, öncesinde herhangi bir uyum sorunu ya da bir psikiyatrik problemi olup olmaması kuracağımız iletişimin hem içeriğini hem de boyutlarını belirleyebilir. Şimdi öncelikle bir kere bazı temel bilgileri ebeveyn bilmeli. Bir çocuğa bu depremle ilgili bilgileri vermeden önce. Ebeveynin bilmesi gereken bazı temel noktalar, örneğin depremle ilgili depremin nasıl oluştuğu olabilir bu, depremde alınması gereken önlemler olabilir hem ev içerisinde hem ev dışında, okulla ilgili alınması gereken tedbirler, bunlar ebeveynin sorumlulukları altında. Okul çağı çocukları tabii ki deprem karşısında biraz daha bilgi sahibi olabilmekte. Özellikle okula giden çocuklarda okulda verilen bilgilerle deprem hakkında bazı fikirler edinebilmiş durumda olabiliyorlar. Ancak yine de bu bilgilerin ne kadar geçerli ve güvenilir olduğunu test etmek, bilgi düzeyini ölçmek ebeveynler için önemli. Yanlış bilgiler varsa, çarpık bazı düşünceler varsa bunların düzeltilmesi gerekir depremle ilgili. Okul öncesi çağda ise oyun daha çok bizim temel iletişim dilimiz. Burada tabii daha çok yapılması gereken şey depremin oyunlaştırılarak, hikayeleştirilerek belki anlatılması. Bunun için oyun materyalleri, çocuğun alışkın olduğu materyaller kullanılabilir. Onunla birlikte bir oyun kurgusu yapılabilir ve bu simülasyon üzerinden yer kabuğunun altında işte yer değiştiren, kırılan kayaların olduğu ve bunun da yer üzerindeki zemini ve binaların sallanmasına sebep olduğu anlatılabilir. Eğer görselleştirilerek ya da hikayeleştirilerek çocuğun tanıdığı oyuncak oyun materyalleriyle anlatılırsa bu çocuk üzerinde daha kalıcı bir bilgi edinmeye sahip olacaktır. Tabii ki bu bilgileri verirken her yaş dönemi için de bu geçerli ama çocuklara ayrıntılı bilgi vermemek, yaş dönemlerine uygun bilgi vermek, gereksiz detaylardan kaçınmak, depremin yol açacağı ya da yol açtığı travmatik etkileri çocuğa anlatmamak daha önemli. Bunun dışında nötral bilgileri vermek, özellikle deprem öncesi, olası bir deprem öncesi daha uygun olacaktır. Bir diğer konu, ebeveynlerin bu konuları nasıl anlattığı. Evet, yani verdiğimiz içerik çok önemli ama hangi duyguyla, nasıl bir eşlikçilik ettiğimiz çok önemli. Çünkü ebeveynin kendi kaygısını yönetemediği durumlar, depremle ilgili yoğun korkuları olan, baş etme güçlükleri olan ebeveynlerde özellikle bu anlatımlar kaygılı ya da korkulu bir şekilde yapılırsa çocuktaki tehlike algısını pekiştirebilir ya da daha öncesinde böyle bir deneyimi olmayan, bir travma deneyimi olmayan, bir yaşantılaması olmayan çocukta farklı bazı olumsuz bilişlerin gelişmesine sebep olabilir. Bu nedenle ebeveynin kendi kaygısını da yönetebilir durumda olması, nötral ve soğukkanlı bir şekilde bu bilgileri vermesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.